Bu videoda Taocu felsefede Elim Watson makalesinden yola çıkarak zorlamamak anlamına gelen Wu Wei ilkesine bakıyoruz. Elim Watson, Wu Wei kavramını ve bunun yaşamın farklı alanlarındaki uygulamasını anlatıyor ve olayların doğal akışıyla uyum içinde olmasının önemini vurguluyor. Wu Wei birçok anlamı birleştiren bir Taocu ilkedir ve bunun en iyi çevirisi zorlamadır. Wu Wei kişinin yaptığı hiçbir şeyi zorlamama ilkesidir. Herhangi bir performansı izlerken ister aktör, ister dansçı, ister müzisyen olsun zorlandığını hemen anlamak kolaydır ve kulağa doğru gibi gelmez. Teslim tarihleri ve baskı insanların daha çok çalışmasına neden olabilir. Ancak işi gerçekten zorlamadan da çalışmak mümkündür. Taocu doktrinleri inceleyen birçok kişi Wu Wei'nin bırakınız yapsınlar veya tembellik anlamında hiçbir şey yapmamak anlamına geldiğini düşünüyor. Wu Wei kürek sanatından ziyade yelken sanatıdır. Üstün erdemin erdemli olma niyeti yoktur ve bu nedenle neredeyse aşağı düzeydeki erdem, erdemliliği bırakamaz ve dolayısıyla iyi değildir. Bu kültürlü bir pasiflik ya da hatta kültürlü bir kendiliğindenlik meselesi değil. Spontan olabilmek için tamamen sessizleşene kadar gerçekte ne yapmak istediğinizi bilmediğinizi fark edebilmelisiniz ve o size söyler. Evrenin sırlarını çözmek için içinizdeki çocuğunuzu kucaklayın. Önemli olan uzaydır ve boşluğa kadar iner. Kimse onu tanımlayamaz ve kimse hayal edemez. Evrenin temeli hiçbir şey gibi görünmeyen uzayda yatmaktır. Uzay çocukluğumuzdan beri bağdaştırabildiğimiz bir şeydir. Wu Wei'yi anlamak için kişinin çocukluğuna dönmesi ve içindeki çocuğu kucaklaması gerekir. Çocukların sezgileri çok yüksektir ve mümkün olduğu kadar hızlı dönerek dünyanın dönmesini izlerler. O halde fikir ve görüşlerimizi, felsefi ve dini görüşlerimizi ve tüm mantığımızı kapıda kontrol etmemiz gerekiyor. Wu Wei entelektüel karşıtı değildir ve mantığın ve akıl yürütmenin değerini zayıflatmaz. Bunun yerine kişinin kafasından gelen bu düşüncelere sanki aşağıdaymış gibi davranılıyor, bunların tıpkı deniz kayalara çarptığında serpintideki şekillere benzediğinin farkına varılıyor. Bunu yaparak kırmızıyı kırmızı değil, maviyi mavi değil gibi görmek gibi duygularımızı daha iyi anlayabiliriz. Bu basitlik fikri olayları daha net görmenize yardımcı olur. Elim Watson, Hiçbir Şeyi Zorlamayın başlıklı makalesi felsefe, maneviyat ve psikoloji gibi diğer bilgi alanlarını etkileyebilir. Wu Wei veya zorlamama kavramı, daha dikkatli bir hayat yaşamak ve onları zorla kontrol etmek yerine olayların doğal akışına dayalı kararlar almak için uygulanabilir. Aynı zamanda doğa ve evrenle uyum içinde yaşama fikri etrafında dönen Zen Budizmi ve Taoizm anlayışını da tamamlayabilir. Ancak makalede Wu Wei'nin olası sınırlamalarına ilişkin daha derin bir analiz eksik. Zorlamamak bazı durumlarda faydalı olsa da her zaman pratik veya etkili olmayabilir. Örneğin acil durumlarda emniyet ve emniyetin sağlanması için eylem ve güç gerekli olabilir. Ayrıca makale, yaşamın belirli yönlerinde çok önemli olabilecek sorumluluk ve hesap verilebilirliğin rolünden de bahsetmiyor. Yazar, Wu Wei kavramının kendisindeki potansiyel çelişkileri gözden kaçırıyor. Zorlamama fikri çekici görünse de her zaman durumların gerçekliğiyle örtüşmeyebilir. Örneğin, işteki son teslim tarihleri veya kişisel hedeflere ulaşma gibi belirli profesyonel bağlamlarda bir miktar güç ve eylem gerekli olabilir. Zorlamama fikri aynı zamanda pasifliğin ve eylemsizliğin gerekçesi olarak da yanlış yorumlanabilir. Elim Watson, Hiçbir Şeyi Zorlamayın makalesinin içeriğine dayalı bazı ipuçları. 1. Wu Wei'yi uygulayın. Bu, yaptığınız hiçbir şeyde zorlamama ilkesidir. Eylemlerin zorlamadan, doğal ve zahmetsizce gerçekleşmesine izin verin. Bu ipucu, bir adım geri çekilerek ve her ayrıntıyı kontrol etmeye çalışmadan, olayların ortaya çıkmasına izin vererek günlük yaşamda uygulanabilir. 2. Doğal içgüdülerinize güvenin. Sezgilerinizle temasa geçin ve onun size rehberlik etmesine izin verin. Bu meditasyon yaparak veya sadece içgüdülerinize dikkat ederek yapılabilir. Karar verirken içgüdülerinize güvenerek ve iç sesinizin size rehberlik etmesine izin vererek bu ipucunu uygulayın. 3. Erdemliliği bırakın. Söylendiği gibi üstün erdemin erdemli olma niyeti yoktur ve bu nedenle neredeyse aşağı düzeydeki bir erdem, erdemliliği bırakamaz ve dolayısıyla iyi değildir. Mükemmel ya da olağanüstü olma arzusunu bırakın ve sadece kendiniz olun. Bu, kim olduğunuzu kabul ederek ve mükemmellik yerine ilerlemeye odaklanarak günlük yaşamda uygulanabilir.
4. Farkındalık pratiği yapın. Şimdiki anda olun ve geçmişe takılıp kalmak ya da gelecek hakkında endişelenmek yerine şu anda olana odaklanın. Farkındalık meditasyonu yapmak için her gün birkaç dakikanızı ayırarak veya günlük görevler sırasında sadece şimdiki ana odaklanarak bu ipucunu uygulayın. 5. Bilinmeyeni kucaklayın. Bilinmeyeni deneyimlemek ve hayatın gizemini kucaklamak için kendinize izin verin. Sonucun ne olacağını bilmemek anlamına gelse bile yeni şeyler deneyerek ve konfor alanınızın dışına çıkarak bu ipucunu uygulayın. Günlük hayata dahil edilecek en iyi ipucu farkındalık uygulamaktır. Mevcut olmak ve odaklanmak stresi azaltmaya, üretkenliği arttırmaya ve genel refahı iyileştirmeye yardımcı olabilir. Farkındalığı yemek yemek, yürümek ve hatta araba kullanmak gibi günlük aktivitelere dahil etmek daha tatmin edici bir hayata yol açabilir. Video bitti, hoşça kalın.